Tabi bu davasına uğruna, yolu uğruna 12 imamlar, İmam Hüseyin 6 aylık çocuğunu bile bu yolda kurban vermişken Dersim'de, Çorum'da, Maraş'ta, tüm toplumlar, Roviski'de, tüm toplumlar bu bedelleri ödemiştir. Artık bu bedellerin ödenmesine son verilmeli ve birlik içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bir yaşam olmasını, eğer aşure bizim gerçekten barışımıza vesileyse, kardeşliğimize vesileyse, o aşure lokması bizi bir araya getirebiliyorsa, senlik benliği kaldırıp bizliği aynı tadı bize sunabiliyorsa, biz de bundan aşağı yanımız ne olmalıdır? Biz de onun gibi olmalıyız. Biz de birbirimize tahammülkar olacağız. Birbirimizin farkındalıklarımızı kabul etmek zorundayız. Birbirimizi sevmeyebiliriz ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Eğer bizler birbirimize saygı duyarsak o zaman biz oluruz ki bu davasının onunla şehit olmuşların yüzü hürmeti hakkı içinde aşırımızın da birliği veremediği için bir araya gelebiliyorsan bu bizim için bir vesile ise bu vesileleri çok iyi güzel değerlendirmek gerekiyor. Hayri Beli'den günümüze kadar hakikaten direnişin demokratik yaşamın emsali olan, bu mücadele hattı içerisinde olan Alevi inançlılığı bugüne kadar o özgünlüğünü, folklorik değerlerini hiçbir zaman yitirmedi, yitirmeyecektir de. Gerçekten bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın birliği ve beraberliği noktasında, onların yüreklerinin ortaklaşması noktasında bizim inancımızın el verdiği şekliyle yolumuza, iştahatımıza uygun bir şekilde o demokratik, çağdaş, özgürlükçü layıklığın pratik yaşamsal anlamında hayat bulmasını temenni ediyorum ve diliyorum. Yani 1400 yıl önceki İmam Hüseyin için ağlamaktansa İmam Hüseyin gibi dik durmak, İmam Hüseyin'in gerçekten yarenleri gibi bedel ödeyip ama yoluna ihanet etmeden, yezdiriyet etmeden, el açmadan, diz çökmeden, asimilasyona, intiharcılığa, imaya hayır diyerek, etrafımızdaki bütün renkleri, dilleri, kültürleri, bütün halkları kucaklayarak bizim felsefemizle, inancımızla, bizim aslında yolumuzla, öğretimizle bize bunu öğretmiştir. Ama şu an gördüğümüzde toplumu kutupsallaştıran, toplumu ayrıştıran, yani bizim iktidardan, bizim ya da mavi ve yezik dilinden daha farklı bir dilimiz olması lazım. Çünkü biz bütünleştirici, yani aşirenin de bize aslında bırakmış olduğu izler onu öğretiyor. Çünkü aşire Türkiye halkları gibi, dünya halkları gibi bütün herkes kendi diliyle, rengiyle, kültürüyle bir kazanın içerisinde pişip kaynıyor. Önemli olan o kazanın içerisinde pişip çıktıktan sonra o terbiyeyle, o birbirine kucaklaşmayla, o sıcaklıkla birbirimizi anlamak. Tabii Türkiye'nin yıllardır ezilenlerin baskı gördüğü, katledildiği, ormanca ayrıştırmaya tabi tutulduğu bir ülke. Bugün de bu biçimiyle devam ediyor. Tek adam, tek parti yönetimi, Kürt'ü de, Alevi'yi de, farklı inançlardan kesimleri de ezerek yok etmeye çalışıyor. Bugünkü baskılara karşı, bugünkü olumsuzluklara karşı, bugünkü faşist zihniyette ve tek adam anlayışına karşı birleşmek ve ortak bir mücadele etmekten başka bir çıkarımızın olmadığı da açık. Gelecekte demokrasiyi de, insan haklarını da, yaşayan hakların eşitliğini de, insanca bir yaşamı da hep birlikte kuracağız, hep birlikte kazanacağız. Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin Hakkı için. Ve bugüne kadar ağır bedeller ödeyen demokrasi adına şehit olan şiirlerimizin nutku ve nefesi için birlikte bir Allah Allah diyelim mi? Allah Allah! Besmeşa Allah Allah! Allah Allah! Aşureniz, lokmanız kabul olan. Allah Allah! Muradınız hasıl olan. Allah Allah! Hak Muhammed Ali yardımcınız olan. Allah Allah! Erenlerin, evliyaların kefşi kerameti, üstün nimeti, lokma veren can üzerinde hazır ve nazır olan. Allah Allah! Yiyene helal olan, yedirme dediği olan. Allah Allah! Getirip pişiren, hizmet edenler dert görmeyen. Allah Allah! Erenlerin, evlalarımızın, pirlerimizin duası olan. Allah Allah! Etrafınız nur olan,
Nur Muhammed Ali'den bağlı olan. Allah'ım. Destimiz zaman yardımcınız 12 imam olan. Allah'ım. 12 imamı katarımdan, darımdan, dilerden ayrılmayasın. Allah'ım. Bir lokmamız kadaya kalkan beraya bekliyor. Allah'ım. Bir duvanda utanmayasınız yüzünüz hak olan. Allah'ım. Bari kainat Muhammed Mustafa Ali el-Mürteza'nın kevşi-i kerameti üstün ümmeti aşure lokması veren can üzerinde hazır ve nazır olun. Allah Allah. Gerçeğe hüm ya Hak ya Muhammed ya Ali. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ay arkadaşlar, bu dergileri içeri mi alsak orada yazacak? Yok. Biz bunları boşuna mı içeri koysak, içeri koysak yerine koyalım ya. He? Yerine koysak yine onları. Elden ele de verebilirsiniz gençler ya.